Altılı Masa ve Altılı Masa içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hapis ve siyasi yasak kararı çıkan duruşma ardından başlayan gerilim o aşıldı ve yeniden liderlerin turu başladı demiştik. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı sözleri vardı. Bu CHP liderine sorulmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri önümüze gelirse evet deriz sözleri ardından. Buna grup toplantısında cevap verir mi diye bakıldı ama İYİ Parti Lideri Meral Akşener grup toplantısında bu konuya hiç değinmedi ve biz daha önce neredeysek aynı noktadayız dedi aday isimleri üzerinden süren polemiği İyi Parti liderinden bugün katıldığı bir yayında yorum geldi. Aday tespitinde altılı masadaki herkes hür ve bağımsız dedi. Saraçhane sonrası altılı masanın iki büyük ortağı arasında başlayan adaylık polemiğinde Akşener sessizliğini bozdu. Altılı masada adaylık tespitinde herkes hür ve bağımsız dedi. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Kim ne derse desin yarın da aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Çarşamba günkü İyi Parti grup toplantısında İmamoğlu hakkındaki yargı kararından sonra neden Saraçhane'ye gittiğini anlatan Akşener, siyasi terbiyeye uymadı eleştirilerine Fox TV yayınında yanıt verdi. O gün Altılı Masa'nın tüm liderlerini aradığını, Kılıçdaroğlu'na ulaşamadığını, amacının tüm liderleri Saraçhane'ye toplayarak gövde gösterisi yapmak olduğunu söyledi. Demek ki Sayın İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi terbiyeymiş sözleri dikkat çekti. Sık sık kazanacak aday seçmeliyiz vurgusu yapan Akşener'e masaya İmamoğlu'yla Yavaş'ın adaylığı gelirse hayır demeyiz sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir parti başka partinin iç işlerine karışmamalı çıkışı soruldu. Ben Kılıçdaroğlu'na şu genel başkan yardımcını değiştir dersem iç işlerine karışmak olur. Altılı Masa neticede bizzat Kılıçdaroğlu'nun gayretiyle toplandı ve o liderlere bu seçim bırakıldı. Dolayısıyla bir siyasi partinin iç işlerine karışmak gibi bir durum yok. Ama o masaya verilen görev o masanın aday tespiti. O tespit konusunda herkes hür ve bağımsız. Altılı Masa çoklu adayla seçime gidecek. İkinci turda en çok oy alan aday desteklenecek şeklindeki haberlere de yanıt verdi. Bunu 2018'de denedik, kazanamadık dedi. Altılı Masa'nın ortak adayla seçime gireceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İyi Parti kurullarını işaret etti. Kılıçdaroğlu aday olmak ister, herkesin hakkıdır. Kılıçdaroğlu masaya aday olmak istiyorum diye gelmeden bunu konuşmak olmaz gelsin görelim ona göre konuşalım her şeyi partimizde konuşarak gittiğimiz için ona göre bir bakış açımız olacak